Şehitlerimize yapılan rezaletler. Dünkü yazımızda şehadetten ve şehitliğin Allah katındaki güzelliklerinden ve ikramından bahsetmiştik. Bugünkü yazımızda da bir tarafta ülkemizin dört bir yanından şehit haberleri gelirken diğer taraftan şehitlerimizin kemiklerini sızlatacak ifade kullananlardan olmadık harekette bulunanlardan bahsedeceğiz. Örneğin canını, evladını Vatan için feda etmiş bir kimseye pisi pisine gitti diye insanların midesini bulandıranlara şehit ölür, vatan bölünür diyerek dini inanç ve hassasiyetleri hafife alanlara ne diyebiliriz? O insanların şehadetiyle bizler sokaklarda rahat rahat gezmiyor muyuz? İşimize gidiyor, alışverişlerimizi yapıyor ve ibadetlerimizi yerine getirmiyor muyuz? Yine aynı şekilde ortada bir şehit var iken onun üzerinden siyaset yapmak, şehitlerimizi olmadık şeylerin kurbanı görmek Mevlamızı darıltmaz mı? Memleketimizde evlatlarımız vatan için, din için birebir toprağa düşerken bizler tefekkür edip bu işin çaresi için ama söylemlerimizle ama çalışmalarımızla ortaya somut bir şeyler koymamız gerekirken hiçbir şey olmamış gibi Mevla'dan gafil bir şekilde hayatımıza devam etmek hiç vicdanlarımızı sızlatmıyor mu? Elbette ki memleketimizdeki bu terel belasının kalkması için devletimiz ordusuyla, polisiyle elinden gelenin en iyisini yapıyor, yapacaktır. Ancak toplum olarak bizler üzerimize düşen şuur ve ciddiyetimizi yerine getirmezsek, özellikle Rabbimize karşı sorumluluklarımızdan kaçmaya devam edersek, devleti ayak tutan halkı olarak bizler perde arkasındaki gerçekleri görüp ibret almadığımız müddetçe kısacası Mevla'mıza dönmediğimiz müddetçe memleketimizden şehirlerimizden mahallemizden hatta evlerimizden bu belalar eksilmeyecektir. Bizim derdimiz din olmalıdır. Allah ve Resulü'nün önüne geçirdiğimiz her şeyi arkamıza atıp ona, buna, şuna değil sadece Rabbimize güvenip sığınırsak işte o zaman her türlü imtihanın altından başarıyla çıkabiliriz. Şehitlerimize sahip çıkmak bizden muvaffakiyet Allah'tandır. Fatih Medreseleri Yazı İşleri Kurulu